Talon'un ilk anıları, Noxus'un yeraltı geçitlerinin karanlığı ve bir bıçağın güven veren çeliği. Ne aile hatırlıyor, ne sıcaklık, ne iyilik. Onların yerine sadece çalıntı altının şıngırtısını ve sırtını duvara vermenin güvenliğini dost edinmiş. Sırf keskin zekası ve hırsızlık hünerleriyle hayatta kalabilmiş olan Talon, Noxus'un karanlık yeraltı dünyasında dişiyle tırnağıyla kazanarak yaşadı. Kesici silahlar kullanmadaki ustalığı onu hemen bir tehdit haline getirdi ve Noxus hırsız loncaları ona kiralık katiller gönderdi. İki seçenek sunuluyordu. Ya onlara katılacaktı ya da ölecekti. Cevap olarak peşine takılanların cesetlerini Noxus hendeğine attı. Öldürme girişimleri gitgide daha da sıklaşmaya başladı. Sonunda bir gün saldırganlardan biri güç bakımından Talon'un dengi çıktı ve onunla bıçak bıçağa geldi. Talon'un silahı elinden gitti. Celladının kılıcına şaşkınlıkla bakarken katil kendisini tanıttı. General Ducuto. General, Talon'a ya elinde ölme ya da Noxus üst komutasının ajanı olarak yaşama seçeneklerini sundu. Talon yaşamayı seçti. Ama bir şartla. Sadece yenemeyeceği birinden gelen emirlere saygı duyabileceği için yalnızca Ducuto'ya hizmet edecekti. Talon, Ducuto'nun emriyle onu buz gibi Freljord topraklarından Demacia'nın iç meclislerine kadar götüren gizli görevleri yaparak gölgelerde kaldı. General ortadan kaybolduğunda Talon özgürlüğünü geri almayı düşündü. Ama yıllarca hizmetinde kaldıktan sonra Ducuto'ya çok büyük saygı duymaya başlamıştı. Generalin yerini bulmayı kafasına taktı ve Ducuto'nun ortadan kayboluşunun sorumlularını bulmak için diyar diyar dolaşmaya başladı. Bıçaklarım kalbine giden yolu er ya da geç bulacak.